Ha bir rol oynasam ne oynardım? Çünkü Hürrem'in içinde devamlı Meral bir taraftan senaryo yazıyor. Ama ben de senaryo yazıyorum. Tabii yani mesela kendi kendime oturuyorum çünkü ben Hürrem oluyorum. Anladım. Hürrem oluyorum. Bir tane de yüzüğüm var Hürrem'in yüzüğü. Süleyman'ı merak ediyorum parmağıma. Çok... Oturuyorum Hürrem oluyorum. Diyorum ki yok katiyen ben bunu yapmazdım. Ben şurada bunu zehirlerdim. Bunu öldürürdüm. Bunu böyle yapardım. Kadın evlendi dün gece gayet iyi. Bakın evlendi ama onun tabii sonra faciaları da var. Daha evlenmesine bakmayın. Biraz tarih kitabı okuyun diyorsunuz. Tabii yani doğru çok faciaları var da. Oynasaydım şöyle bir rol oynamak isterdim. Çünkü benden herhalde bir vezir lazım olur muydu? Olurdu belki de. Ama oranın hafif entrikalarını yapan, o kıyafetlerini diken haremin bir bölümünde bir rolü aynı ortalığı zamanda şairane böyle hani şiirler de yazıyor. Ha siz falan, yani matrakçı, sümbül ağa, gül ağa ve Nigar Kalfa arasında bir şey istiyorsunuz. Hatta kostümüm de hazır beynimde. Böyle beyaz başı bağlamış buradan atılmış, sürmeler çeken, böyle konuşurken iki mahi devrana iğne sokan, arkasından Hafsa'ya böyle kumaşları getirip hani provasını yaparken, ben Hafsa'ya çok güldüm geçen gün Ankara'da vardı onu anlatmadan duramayacağım. Bir baktım, tabii bunlar esasında dizilerin yanlışları, çok büyük yanlışları. Şimdi 15. yüzyıl, 16. yüzyıl diyorsunuz. Hadi kıyafetleri boş ver, kenara koy. Tamam onları bir yorum yapabilirsin. Fakat kardeşim dünyanın hiçbirinde görmemiş. 16. yüzyıl dediğinizde bir makyaj. Bugünkü bir baktım Nebahat'e. Ay bir şey reklamına çıkıyor. Sanki yeni bir makyaj reklamına. Bütün farlar ve şeyler. No 5 kokusu içimde, geliyor canım ekrandan mesela. Nebahat'a telefon atsam desem ki acaba. Ay Nebahat. Çok hoş bir makyajın vardı. Bir dahaki televizyon programıma kim yaptıysa bana da o makyajı yapsın. Yani olamaz bir makyaj ve yani o makyajı dağın tepesinde oturan insan bile der ki yani 16. yüzyılda böyle bir makyaj olabilir mi? Olabilir miydi? Olabilir mi? Mümkün asla mü? Asla diyorsunuz. Kaçırdınız galiba. Yani o devirde... Doğru diyorsunuz. Yani hayır. Bilmiyorum vallahi şaşırdım. Hayır o devirde Tanzimat'a kadar olan devirde falan bırakın dünyada yok öyle bir makyaj. Yani hayır, Türkiye'yi bırakın. Yani bir Mısır'da olmuş ve gitmiş. Yok olmuş Mısır'daki makyaj. O devirde bir tek sürme, rastık, bir de böyle krepon kağıdı gibi kağıtlar var boyanmış kumaş boyalarıyla kağıt. Onu böyle böyle yapıyorlar tükürükle hafif kırmızı kırmızı allık dudaklarına ve onu koyuyorlar. Hatta hala çok iyi bilirsiniz bir yere girerlerken yanaklarını çimcirirler ve dudaklarını ki kırmızı olsun diye. Bir sürmeyle bu var. Pudra bile yok. Yani... Şu anda Cemil İpekçi'den inanılmaz makyaj diyorlar. Yani çok, son derece pratik ve kozmetik kullanmadan, yani teninizi zehirlemeden nasıl makyaj olabilirsiniz? Mesela ben sevgilimi bulmadan evvel gençliğimde yapardım. Ne yapardınız? Dudaklarım böyle ısırır morarana kadar onları şişirirdim. Daha o zaman şey de yok biliyorsun. Otoks, detoks. Benim de dudaklarım ince. Böyle ısırırdım yanaklarımı çimdiklerdim böyle kırmızı yanakla. Tabii o zaman içki de içiyorduk. Karşımdaki de içiyordu. Bir saat sonra zaten solduğunda fark etmiyordu karşımdaki yani. Solmuş hali. Edriyim diye bağırırken farkında değilmiş. Harikaymış. Bu arada çok teşekkür ediyoruz bağlandığı için sevgili dostumuza. Cenk Bey ve Erdem Bey şöyle devam edelim. Hanginize göre hanginiz yakışıklı? Hanginize göre hanginiz karizmatik? Hanginize göre hanginiz duygusal? Hanginize göre hanginiz? İkimize göre de kendimiz. 50 tane soruya bu kadar cevap. Keşke o kadar sormasaydın 50 saat. Çok net ol. Evet ya. Ya ben bu soruyu yazana kadar yaklaşık 5 dakika falan. Esasında yani bakıyorum da ben tabii yani hani şimdi bıyığın üstü gözü tarafıyla bakıyorum. Bıyık titreme. Hani bıyık yalan tarafıyla bakmıyorum. Hani o yakışıklı, o karizmatik. Ama sinir bozucu bir karizmatik. Yani o nasıl oluyor böyle tam? Ben böyle ayırırım insanları yani. Tanıştığın zaman mesela bir kadın onu beğenmiş olsa yanaşırken muhakkak ki bir saat iki saat sinirlendirecek gibime geliyor o kadını. Yani o sakin duruşuyla bir onunla... Bir evet önce benden bir korkarlar. Evet bir korkacak yani. Onu öbür tarafa yanaşırken o kadar korkmazsın da bu tarafa yanaşırken daha korkabilirsin. Peki şu halini görseydiniz 5 numarayı verebilir miyiz? Acaba korkar mıydınız tekrar? Bu siz misiniz? Hı hı. Niye yaptın kendine bunu?
Ben yapmadım. Makyajcılar uyurken falan yaptı. Uyurken ben yaptım. İşte Erdem'i ilk görünceki halim. Böyle mi olduk diyorsun? Mehmet Turgut çekti. İşte o 46 dergisi için. Var ya onun. Bu da Beetlejuice Beter Böcek adlı. Beter Böceği. Sormuş kim Beter Böcek olur diye. Beni söylemişler. Halbuki benden Rocky. Efendim. Sen onu bekliyorsun değil mi? Arnold Schwarzenegger. Yani Terminator falan çıkar diye değil mi? Beter Böcek çıktı. Nasıl bu haliyle? İlginç bir çalışma değil mi? Çok. Mehmet Turgut hakikaten bir deha ve 46'da hakikaten deli işler yapıyor. Bu Medyaket'in şeyindeydik, jürisindeydik biz de. En iyi kapağı oraya verdik. Çünkü verebilecek başka bir şey yoktu. Serra yani Yılmaz'ın olduğu şey. Gergedan ona. Serra'ya hak etmiş. Yani Serra'dan bildiğin eski Gergedan dergisi vardı hatırlarsınız. Müthiş bir entelektüel dergisi. Hatırlarsınız yıllarımız aynı. Oradaki o havayı yakalamış. Muhteşem bir şeydi. Peki şimdi size çok özür dileyerek, ya ne yapalım bunları hep radyodan dinlemekten sıkıldık. Biraz böyle canlı yayında yapabilir miyiz acaba duygusuyla? Bizim editorial kadro dediğimiz zaten toplam 1,5 kişi. Bir takım kelimeler buldu. Ne olur bunların kökenlerini bize anlatabilirsiniz çok sevinirim. Mümkün müdür? Kelimelesine bağlı. Öyle her kelimenin kökeni öyle zor evet. Biraz. Yani. Ben de şu an Amerika'da turnedeyim. Cenk şu an meşgul. Siz bana döneceksiniz galiba anladığım kadarıyla. Tamam. Daha sonra size döneceğim. Peki yani bir ikisini deneyelim isterseniz. Tomruk. Hemen Cenk'e bakıyorum. Yani bana bakıyor. Amerikan kökenli Tom'dan gelme. Tom ve Rook adlı iki evet. Çizgi kahramandır onlar. Birleşince Tomruk olur. Rookie'nin kısalmışı Rook, Tom Rook. Tom Rook'tur. Teşekkür ederim. Zabıt. Zabıta da. Zabıt Ağa'nın oğlu. Anladım. Teşekkür ediyorum. Zabıt Ağa. Gardrop. Buyurun. Gardrop. Gard alma kişinin elbiselerinden gard alma mekanizması. Rob biliyorsunuz goynek manasına. Robe. Anladım. Çok güzelmiş. Abidik. İle gubidik. Ayrılmadı. Ayrıldıktan sonra kendisi tek çalışmaya başladı. Solo çalışmasından sonra abidik dedi kendisine. Çok güzelmiş. Hakara makara. O evet öyle bir, bir olay varmış ama ben o olaya girmeyeyim. Biz oradan pas geçeceğiz. Böyle şiddet geçiyoruz anladım. Peki motor siklet. Erdem Bey'in binemediği alet. Cenk'in hala ölüm arabası olduğunu düşündüğü güzide bir aletimizdir. Çok severiz kendisini. Seversiniz kastlı mı binersiniz kastlı, binemezsiniz? Kastlı ve full giyimli. Full yapalım. Her daim. GS mi yoksa biner. Şey midir? Efendim? GS mi tercih edersiniz yoksa? GS idi şu an başka bir tane olacak. Yaşlandıkça mesela. Değil mi biraz daha böyle hani oturaklı alet. Enduro tabii ters, daha iyisi canım. Enduro daha güzel. Enduro yes, peki. Zam. Zam? Zam. Zam sevdiğimiz bir şeydi. Bir çizgi roman efekti yani. Kabum, İbrabum, Zam. Zbom. Çok güzel. Ama o senin dediğinde 3 Z var. Zam. Yavaş yavaş. Seni 4-3 kuartıra bölüyoruz yavaş yavaş. Üçünde. Enflasyon? Şişmece. Anladım. Bizi şişirir. Anladım. Hemen geçiyorum o zaman. Kertenkele. Yani bu da insanın aklına kötü espriler getiren bir evet. Maalesef. Nereye kadar çirkinleşebilirsiniz? Ünlü kötüleşmiş bir hayvanımızdır. Anladım. Ama çoraba kaçmasını isteriz. İsteriz diyorsunuz. Peki. Malt? Malt güzel bir dans grubu. Kısaltılmışıdır. Multiple, multimedia gibi olguların kısaltılmışıdır. Kısaltılmış. Bir de multiple vardır. O da multiple. Malta ön grup çıkan gruplara multiple diyoruz. Bira şişesinde olunca da herhalde nedir o şey konser duyurusu mu oluyor bu durumda? Anladığım evet. Kadarıyla. Peki son olarak da karateyi soracağım size. Wing Chun'un küçüğü. Karate olmaz. T'nin şekli bellidir. Karate ne demek? Anladım çok güzel evet. Bunları biz sabahları radyo şu anda Power FM'deyiz. 6-8 akşam. İsim de söylüyorum gördüğünüz gibi 6-8. 10-20 diyoruz biz kısaca. Evet ona drive time diyorlar değil mi? Mesela... Drive time. Aha, evet. Sabah 6-8 mi? Akşam 6-8. Akşam ama ödüm koptu yani. Esasında çok kopmasına da lüzum yoksa ben çünkü dinlemek istiyorum. Ben dinlememiştim hiç. Aslında 6-8 sabah bana daha uygun da yani. Çünkü uyumuyorum bu gecelerde çok uzun. Valla podcastleri de dinleyebilirsiniz. Şeyler. Akşam 6-8. 6-8 trafikteyken ve hani hakikaten çileden çıkarken bu iki adamı dinliyorsunuz ve... Radyo dinlemek gibi bir alışkanlığım yeni yeni tekrar geri geliyor. Lütfen ne zaman bırakmışsınız? Yeni çok uzun yıllar. Çok siz Beyaz Süt'te sizin zamanınızda ajans vardı. Benim zamanımda yani şey vardı canım işte Orhan, Boran neydi o? Yuki miydi? Mutlu onu yapıyordu onu dinlerdik. Radyoyu çok uzun bir zaman bırakmıştım ama radyo tekrardan yavaş yavaş girmeye başladı hayatımıza. Yani
Mesela müzik için artık CD falan çalmak istemiyorum. Bir iki kanallar var. Açıyorsun ve hakikaten evet. harika bir müzik yapıyor. Ve senin bir şey çalmana ihtiyaç evet. yok. Radyo senin tekrar için mükslemiş oluyorlar. Giriyor hayatım. Aynen öyle.